Bir tane motorumuz var. Bu motorumuzu çalıştırdığımız buton, durdurduğumuz buton. Bu motora ait arıza bilgilerini aldığımız diğer girişlerimiz var. Örneğin termik röleden aldığımız sinyal var. Termik röle açma yaptığı zaman 95-96 kapalıydı. 97-98 açıktı. Örneğin 97-98 üzerinden bir bilgi alıyoruz. Bunun haricinde size sigortaları anlatırken demiştim ki sigortaların yanında arıza ihbar kontakları vardır. Sigorta attığı zaman kontaklar konum değiştirir. Örneğin sigortamızda da böyle bir kontak olsun. Hem motor çalıştırıp durduralım hem de motorumuzun aşırı akım rölesi attığında veya sigorta açma yaptığında gelsinize bu bir arıza sinyali olarak gelsin. Onun haricinde bu motor çalıştığı için ne var? Bir adet kontaktör çıkışımız var. Onun haricinde motorun durduğunu gösteren, motorun termikten dolayı açma yaptığını gösteren veya motorun sigortadan dolayı açma yaptığını gösteren çıkışlarımız olsun. Bakın şimdi buraya. Bir tane start butonum var, bir tane stop butonum var, piyasaya giriş yapan, bir tane aşırı akım rölesinden dolayı arıza sinyali veren kontağım var, girişim var, inputum var. Bir tane sigortanın arıza ihbar kontağından giriş yapmışım. Bunların ikisiyle motoru çalıştırıp durduruyorum. Eğer aşırı akım açma yaptığı zaman bu kontak üzerinden veya sigorta attığı zaman aşırı akım veya kısa devreden atma yaptığı zaman bu kontak üzerinden piyasaya bilgi veriyorum. Şu çıkışım ne yapıyor? KVM kontaklarımı çalıştırıp durduruyor. Evet, motoru çalıştırıp durduran adını siz getirin. Kontaklarının çıkışı. Bir tane motorun durduğunu veya çalıştığını gösteren, normal duruş veya normal çalışmayı gösteren çıkış lambam olsun. Bir tane aşırı akım rölesi attığı zaman ve bir tane de sigorta attığı zaman yanan çıkışım olsun. Şimdi bizim PLC'lerin giriş çıkış sayıları ne? Bir tanesi şuradan gitsin. Hacı senin o taraftaki PLC beyaz mı? Evet. Bir giriş çıkış sayılarını söyler misin? Kaç adet giriş var, kaç adet çıkış var? Gidip yanına say. 6 tane çıkış var. He. 8 tane giriş var. 6'ya 8. 6 çıkış, 8 giriş. Dikkat edebilirsiniz, çıkış sayısı daha az. Evet, zaten otomasyon sistemlerinde daha çok giriş kullanırız. Sıra anahtarları, sensörler, butonlar, bir sistemi çalıştırmak için kullandığımız giriş sayısı daha fazladır. İşte aşırı akım attı, aynı motora ait. Bir motor çalışıyoruz ama aşırı akım attı. O motor sıra anahtarına çarptı hareket ederken. Bakın aynı motor ama bana konum bilgisi veriyor. Çalış dedim, start butonu, dur dedim, stop butonu. PLC'lerde giriş sayıları, evet çıkış sayılarından daha fazladır çünkü girişe daha çok ihtiyaç duyarız biz. Çünkü giriş bana sağlam bilgi taşır. Anlaşıldı mı? Bunun haricinde size şöyle bir şey söyleyeyim. PLC'lerde mümkün olduğunca giriş ve çıkış sayılarını cimri kullanın. Çünkü PLC'de giriş çıkış sayılarını fazla yapmaya başladığınız zaman PLC'yi büyütürsünüz, PLC büyümesi demek ek modüller demek veya daha büyük bir PLC demek ve bu da maliyet demek size. Ha bunu yaparken de güvenlikten ve çalışmadan ödün vermeyeceksiniz. Yani buradaki sisteminize bakacak olursanız aşırı akım ve sigorta attı. Tamam, kabul. Ya hocam bunu şey yapalım, azaltalım. Ne yapalım azaltalım? Aşırı akım ve sigortayı paralel bağlayalım. Anlaşıldı mı? Kontaklarını, giriş kontaklarını. Evet, bu bir çözüm olabilir. Ama aşırı akım mı attı, sigorta mı attı bunu bilemeyiz. Öyle değil mi? Ben şunu söylüyorsam, sigorta attığı zaman göreyim, aşırı akım attığı zaman göreyim. Çünkü ikisi ayrı arızalardır. Sigortanın atma arıza nedeni kısa devredir. Eğer termik röle varsa, hem termik röle hem sigorta varsa, sigorta çok büyük bir olasılıkla kısa devreden atacaktır. Termik röle niye atacaktır? Aşırı akımdan atacaktır. Bu iki arızayı ayırmak istiyorum. O zaman bunları paralel bağlayamam. Anlaşıldı mı? Yani şu aşağı tarafta cimrilik yapamadım. Gelin yukarı tarafta nasıl bir cimrilik yaparım? KVM'yi kullanacağım. Motoru çalıştıran eleman bu. Tamam mı? Bir tane bana motorun durduğunu gösteren lamba var. Aşırı akım ve sigorta attığını gösteren birer tane daha lamba var. Onları tek lamba yapalım. Tamam. Bunların hepsini getirdim. Şuraya tek lamba olarak yaptım. Kabul. Peki bu sefer motor normal mi duruyor? Motor sigortadan dolayı mı duruyor? Motor aşırı akım rölesinden dolayı mı duruyor? Bunu nasıl söyleyeceksiniz bana? Arızayı tutup attığımızda sonuçta...
Hayır, ben Konopapan'a baktığım zaman bu arızayı ayıracağım arkadaş. Peki, şöyle bir şey söylesem. Tek lamba kullansak ama lambanın yanma sürelerinde arızaları ayırsak, örneğin dur olsa, durma durumunda bu lamba sürekli yansa veya hangisini kullanmışım ben? Aşırı akımda, aşırı akımda bu bir eşit zamanlı flaşör gibi çalışsa, tamam mı? Aşırı akımda veya sigorta arızasında daha farklı çalışsa bu arızaları ayırabilir miyiz? Evet, bilen bir adam bu arızaları ayırabilir. O nedenle eğer ben tek çıkışı kullanıp bu tek çıkışı da istediğim şekilde yakarsam bu arızayı ayırabilirim. Ha, ne olacak? Çıkışta iki tane cimrilik yaptık ama PLC içerisinde bu bana aslında ekstra bir yazılım olarak geri dönecek. Şimdi buna bir bakalım. Önce normal motorumuzu bir çalıştıralım. Şuradan başlayalım mı? Startım olsun. Tamam mı? Ne yaptın? Set dedik. Örneğin K1M isimleriyle yazayım. Yani input veya Q olarak isimlendirmeyeyim de isimleriyle yazalım. Sizin anlamınız daha kolay olsun. Yine gelelim. Durdurma yapalım. Stop diyelim. Reset K1M. Bu da bir bit. Bu da bir bit. Kabul. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam, bu çalışıyor. He. Söyle Çilem. Dur da. Önce oraya gelmedik. Şimdi motorun çalıştığını nasıl anlarım ben? Şey, durduğunu nasıl anlarım? K1M'nin buraya kapalısını korup bunları götürüp lambaya verir. Bakın şimdi başladık sırayla. Motoru start dedim, stop dedim. Motoru çalıştırdığım zaman K1M çalıştı. Stop dediğim zaman K1M durdu. Öyle değil mi? Ve motor duruyorsa K1M'nin kapalısı üzerinden akım geçecek, lamba yanacak. Lamba şu anda sürekli mi yanıyor? Evet. Sürekli yanıyor. Lamba sürekli yandığı için ben motorun normal bir duruş yaptığını anlıyor muyum? Anlıyorum. Şimdi getirelim bir aşırı akım arızası verdirelim buna. Aşırı akım arızasının girişi şu olsun. Bu aşırı akım arızası gelsin, bir tane merkez 0.0'ı çalıştırsın. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Lamba yanışı arıza olduğu müddetçe mi olsun? Lamba yanışı arıza olduğu müddette başlasın ama sisteme müdahale edildiği zaman mı sönsün? Eğer ben arızayı aşırı akım kontağının değiştirdiği sürece istiyorsam burayı merkez 0.0'ı direkt çalıştırırım. Ama şöyle bir şey de koyabilirim. Ya arıza olmuştur, kendiliğinden geçmiştir ama yapılan bir müdahale yoktur. Bunu bilmek isterim. O zaman ben buraya ne getiririm? Set getiririm. Seti niye getirdim merkez 0.0'a? Merkez 0.0 aşırı akım arızasını veriyor bana. Merkez 0.0 aşırı akım arızası veriyor. Eğer ben merkezi gelip bir şekilde resetlemezsem bu sinyali vermeye devam edecektir. Ama normal çalıştırma yapacak olursam aşırı akım ben görmeden termik eski haline geri geldi. Veya aşırı akım da değil bu. Başka bir arıza da olabilir. Araya parça sıkıştı sinyali örneğin. Anlaşıldı mı? Veya işte bank konveyör, konveyörde malzeme taştığına dair bir sinyal gibi. Arızalar çalıştığınız sisteme göre değişir. Ben aşırı akım arızasının ben müdahale ettiğim zaman kesilmesini istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Ama çıkışım aynı mı benim? Yani geleceğim bir şekilde bileğimi çalıştıracağım. O zaman gelecek, yine paralel atıyorum. Ne var burada? Merkez 0.0. Hangi arızayı verdiriyor? Aşırı akım arızasını verdiriyor. Ama bunun nasıl çalışması lazım merkez 0.0'ın? Flaşör şeklinde. SM05 diye benim bir tane özel dahili bitim vardı. SM05 ne yapardı? Yarım saniye. Açık, yarım saniye kapalıydı. Yani yarım saniye yapıp yarım saniye söndürürdü. O zaman ben buraya gelip S
SM biraz daha açmam lazım arayı. Çünkü bir şeyler daha sokacağız. Şuraya SM 05 getirip ekleyebilir miyim? Ekledim. SM 0.5. Bu getirdi lambda flaşör şeklinde yaptı mı? Yaptı. Ama şöyle bir durum var. Yine aşırı akım. Merkez 0.0. Motora reset attıracak mı? Aşırı akım değil mi bu? İster buraya AA kullanın. İsterseniz merkez 0.0 kullanın. Çok bir şey değişmez. Anlaşıldı mı? Getirdi motora reset attırdı mı? He? Evet. KVM'ye reset attırdı. Reset attırınca burayı kapadın mı KVM? Kapadı. Bakın yukarısı direkt kapalı, aşağısı flaşör. Hocam, yukarısı direkt kapalı olduğu için flaşör yanmaz. Direkt yanacak bu. Onun önüne merkez 0.0'ı koyacağız. Aynen. Buradaki hatayı herkes anladı mı? Şimdi aşırı akım burayı devreye soktu mu? Soktu ama aşırı akım aynı aşırı akımdan dolayı motor devre dışı. Motor devre dışı kalınca buradaki KVM'nin kontağı kapandı mı? KVM'nin kontağı kapandı, evet. Ama aşağısı flaşör yanıyor, yukarısı direkt yanıyor. Şimdi motor duruyor, doğru, direkt yanması lazım. Ama motor neden dolayı duruyor? Arızadan dolayı duruyor. O nedenle benim buraya merkez 0.0 normalde kapalısı. 0.0'ı kapalısını koymam lazım. Bu sefer ne oldu? Merkez 0.0 devreye girdi mi? Girdi, yukarıda kontağı açtı mı? Açtı. Sadece aşağıda flaşör yanıyor şu anda. Ve ben motorun aşırı akım arızasından dolayı açma yaptığını biliyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi başka bir arızam daha vardı. Neydi o? Sigorta arızası. Onun da girişi ne olsun? Bu da neyi çalıştırsın? Merkez 0.1'i setlesin. 1.1. Bu ne yapacaktı? Asimetrik flaşör yapacaktı. O zaman. Tamam mı? Ha, şimdi SM05'i hazır buldum, cuk diye kullandım ama burada kendi flaşörümüzü kendimiz yapmamız lazım. Zaman bölgesi. Bir tane zaman bölgesi çalıştıracak. Merkez 0.1 T37 gibi bir zaman bölgesini çalıştırsın. T37'nin habire kendine reset atması gerekiyor. Önüne kapalı. Evet, T37'nin kendisine reset atmasını sağlayabilmemiz için demin yaptığımız gibi T37'nin buraya kapalısını kullandım. Kaç saniye flaşörüm olsun mu? Asimetrik flaşör? 15 saniye mi olsun? Eğer asimetrik flaşörün 15 saniye olmasını istiyorsanız buraya ne koyduk? 150'yi koyduk. 150'de bir ne yaptı bu flaşör? Çaktı. Ya da 30 yapalım, daha rahat anlaşıyorsun hocam. Hocam 33 saniye yapar. İyi tamam. 3 saniye. 3 saniye flaşör olsun. Çünkü adam onu duruyor, algılayabilir geçerken görürse. Evet. Çok hızlı, çok hızlı çakması lazım onun. 3 saniye mi yaptı? 30 yazdı. Şimdi, peki şuraya geliyorum. Bu merkez 0.1 mi? Merkez 0.1. Yardım kontaklara ihtiyacımız var mı burada? Hocam merkez 0.1'i koymuşsak ya direkt T37'yi de karışsak olur mu? Koyabilirsin. Nerede çalıştırmaya bağlı, çalıştırmak istediğine bağlı. Örneğin 0.10 aralığında çalıştıracaksan T37'yi koyacaktır. Anladın mı? T37'yi 0. Yani hocam 0.10 aralığında T37'yi çalıştırmak istiyorum. Evet. Çünkü karşılaştırma kontrağı kullanacağız. Ve 0'dan küçük, 30, örneğin 10'dan küçük diyeceksin. 10'dan küçük her şart sağlar. Anlaşıldı mı? O nedenle alışkanlık olsun. Buraya koyalım. Merkez 0.1. T37'nin 1'e ne yapalım bunu? 2'ye 1 mi yapalım? Evet. He? Olur. 2'ye 1 mi yapalım? T37'nin o zaman neyi koyacağız? Küçük. Küçük eşittir. Küçük eşit veya küçük. Burada çok bir şey aramaz orada. Anladın mı? 20'den küçük olduğu şartlar. Ne oldu? Merkez 0.1 aşırı düzeltiyorum. Sigortadan dolayı devreye girdi mi? Merkez 0.1 sigortadan dolayı devreye girdi. Bu bir şey hata olacak hocam. Niye? Hocam L girecek. Yani geleceğiz. Sigortadan dolayı devreye girdi mi? Girdi. Sigortadan dolayı devreye girince 30 ağırlık periyodik bir çalışma yaptı mı? Evet. Yaptı.
İlk 20'sinde Teodosin devreye girdi, şu kontak ondan sonra çıktı. Devreye girdi 20'de, çıktı. 20 devreye girdi, 10'unda çıktı, 30'da periyodik olarak başa döndü, yine 20 girdi. Ha, başka bir şey daha var. Aynı şekilde bu sigortanın veya merkez 0.1'in makineye reset attırması gerekiyor mu? Evet. Makineye reset attırması gerekiyor çünkü arıza var. O zaman da bu merkez 0.0 anayın kapalısını koymuştuk ya KBM'ye girmesi diye. Aynı şekilde merkez 0.1'inde koymanız lazım. Merkez 0.1'inde valizsiz kapalısını koymanız lazım. Niye? Sigortadan dolayı motor aktı ama devrede olmadığı için KBM'ye üst şeyden yoldan bir daha devreye girer. Bir de kurma butonu koymamız lazım, merkezleri resetle. Dur şimdi ona geleceğiz. Ben motor dikkat edersen çıkışı veya giriş çıkışları pinti kullanmak için bu kadar iş yapıyoruz. Bir daha ekstradan kurma kolu koymam ben buraya veya kurma butonu veya ona biz şey diyoruz, reset butonu koymam. Tamam, şimdi ona geleceğiz. Anlaşıldı mı? Burası? Evet. Anlaşıldı. Şimdi burada şöyle bir arıza olabilir mi? Aşırı akım var, sigorta attı veya sigorta attı, aşırı akım rölesi açma yaptı. Zaten önce biri açma yapıyor, öbür elemanı rahatlatıyor. Tamam mı? Burayı yaptık mı? Burayı yaptık. Peki kim kaldı devrede? Merkez 0.0 ve merkez 0.1 devrede kaldı mı? Bunları benim bir şekilde resetletmem lazım mı? Startla resetleyelim hocam. Startla mı resetleyelim yoksa başka bir elemanla mı resetleyelim? Stop da olabilir. Stopla. Alayım ben buraya stop butonunu. Geleyim merkez 0.0'ı resetleyeyim 2 bit. Bu ne demek çocuklar? Bu şu demek. Stop butonuna bastığım zaman, benim gelip stop butonuna bastığım zaman evet arızaları gördüm demek. Öyle değil mi? Peki. Peki şöyle bir şey sorayım ben size. Yani şu, arıza ışığının kesilmesi için benim stop butonuna basmam lazım. Ben ne zaman stop butonuna basarım? Arıza ışığını görmüşüm kardeşim. Tamam, arızayı gördüm, gittim stop'a bastım. Sistemi durdurdum. Ha, az önce dediğimiz gibi bağımsız bir tane reset butonu kullanabilir miyiz? Burada kullanabiliriz ama benim derdim giriş çıkış sayısını azaltmak. Ama burada şöyle bir durum var çocuklar, bakın. Herkes buraya iyi baksın. Motor bir arızadan dolayı durdu mu? Durdu. Ama arıza gitti. Yani örneğin sigorta attı, gitti, operatör sigortayı kaldırdı. Anlaşıldı mı? Sigortayı kaldırdı. Buradaki reset şartı oradan kalktı mı? Veya aşırı akım açma verdi. Reset attı ama aşırı akım soğudu kendiliğinden eski haline geldi. Buradaki reset şartı oradan kalktı mı? Kalktı. Ama bunlar setli olduğu için ilgili arıza hala yanıp sönüyor mu burada? Yanıp sönüyor. Arıza yanıp sönerken gelip ben buradan start butonuna basarsam KBM çalışır. Onun için oraya aşırı akım anlaşıldı mı? Merkezleri koymak lazım. Ben ama ne diyorum? Arıza ışıkları yanarken önce gideyim bir stop'a basayım. Yani arıza ışığı yanarken direkt ışık diye start'a basmayayım. Bu sefer ne olur? Start'a basarım motor çalışır ama habire arıza ışıkları yanmayı sürdürür. Bunu engellemek için ne yapmam lazım? Bunu engellemek için buraya arızalardan biri merkez 0.0'ı, diğeri de merkez 0.1'in kapalısını koyarım. Hocam bu sefer gerek yok tamam. He ne var? Ve sigortaya ve merkezleri koyduğumuz zaten reset... Dikkat et. Set öncelikli. Dikkat et. Dediğime dikkat et. Aşırı akım rölesi açma verdi. Evet. Daha sonra buraya da sen geldin aşırı akımı koydun. Aşırı akım soğudu kendi eski haline geri geldi. Ama merkez sesli olmuyor durumda. Aşırı akım eski haline geri geldi. Buradaki kontağını tekrar kapar mı? Kapar. Set basar mıyım? Set basarım. Ama hala buradaki merkezlerin setli olmasından dolayı o arıza yanar. Anlaşıldı mı? Ben anlatamadım size. Anla, söyle bir daha. Bu zaten set öncelikli bir devre. Yani tamam. Üstten alta taramaya gittiği için tamam. Zaten oraya aşırı akım, stop'a aşırı akım yönetik ya resetine. Oraya zaten merkezi koyduğumuzda o oraya reset basıyor. Biz set versek bile set öncelikli devre olduğu için reset basacaktır. Şuraya paralel bir şey mi atlıyorsun? Hayır. Heh, gel. Şimdi hocam biz buraya zaten aşırı akım diyoruz da buraya aşırı akım demesek de merkez kontaklarımızı koyduğumuzda bu zaten set öncelikli. Olur. Bu sete bassak bile buradan reset basacağı için bu çalışmayacaktır. Evet. Fazla kontak kullanmamıza gerek kalmayacak. Doğru.
Abdullah abi bir şey yaşıyor. Hocam diyor aşırı akımla sigortayı koyma, merkelleri koy diyor. Tamam mı? Biz burada start'a bassak daha iyi. Biz burada start'a bassak daha iyi. Şu merkeller artık burada yoklar. Bu merkeller aşağıda reset basacağı için diyor devre zaten çalışması evet kabul. Anladın mı herkes burayı? Merkeller kalıcı mı? Merkeller ne zamana kadar kalıcı? Stop butonuna basana kadar merkeller kalıcı. Tamam mı? Eğer ben buraya merkelleri hiç koymayıp aşağıya şu paralel kontakları merkellerle versem hocam diyor bu merkellerden biri zaten diyor kapalı diyor. Yukarıda istediğiniz kadar start verin aşağıda o reset yediği için diyor. Yukarıda set aşağıda reset yediği için çalışmayacak diyor. Evet doğru çalışmayacaktır. Anlaşıldı mı? Herkes gördün mü? Tamam. Ben bunu birazdan sileceğim. Simülatörlerde aynısını yapacaksınız. Sorusu olan var mı? Var mı sorusu olan?